Yaşan Doçek bugün de bölgemizin Şirin bir coğrafyasında Malkara'nın Elmalı Mahallesi yakınlarında bir doğa yürüyüşü gerçekleştirecek. Ekip sabah erken saatte geldiği Elmalı Mahallesi'nde ilk olarak yöresel ürünler ve tanıtım evine uğruyor. Tanıtım evinde mahalle sakinlerinin kendi elleriyle hazırlamış olduğu ev yapımı tarhana çorbası, gözleme ve lokma ikramı var. Dileyenler yine ev yapımı ürünlerden satın alabiliyorlar. Parkur hakkında yürüyüşçülere minik kaptan diye hitap ettiğimiz doğa kardeşimiz kısa bir bilgilendirme yapıyor. Tabii son sözleri oldukça anlamlı. Doğa insansız yapar ama insan doğasız yapamaz. Derneğimizin her hafta sonu farklı bölge ve parkurlarda düzenlemiş olduğu faaliyetlerden bu haftaki bölümü olan Elmalı Parkuru doğa yürüyüşümüz kapalı bir havada ve incecik yağan yağmurla birlikte başlıyor. Dağlardan Ganoslara doğru uzanan yükseltinin kuzey yamaçlarında kuruldu. Ve bölge zaman zaman bir Karadeniz havası da estirmiyor değil mi? Parkurun ilk sihir ve mola noktası Elmalı Şelalesi. Fakat kurak giden mevsimden o da nasibini almış. Dere nazlı, şelale boynu bükük bir durumda.
şelaleyi geride bırakıp sıklaşan yağmurla birlikte meşe ağaçlarının arasındaki patikalardan yükselmeye başlıyoruz. Yağmur yukarıya doğru çıktıkça yoğunluğunu arttırıyor. Yine de aşırı bir rüzgar olmadığı için hava sert bir kış havası değil. Yağmur da yağsa, çamur da olsa bir çeşme başına gelindiğinde mola vermeden olmaz. Suyu bitenler suyunu tazeler, dileyen çayını kahvesini içer. Mola anları fotoğrafçılar için daha çok çekim anı demektir. Deklanşörler sürekli çalışır. Çevredeki çiçekler her zaman iki odadadır. Hele ki kırmızıysa. Kuş yuvaları da yaprakların dökülmesiyle ortaya çıkarlar. Patikalar, yürüyüşçülerin en sevdiği güzergahlar. Sohbetlerde hep söylenen, böyle noktalarda doğanın daha yakından hissettiği olduğu. Mola ardından yürüyüşçüler sırt hattındaki yola ulaşabilmek için bir kademe daha yükselmek zorundalar. Tabii ki en güzel hat yine patikalar.
çıktıkça bulutun içine giriyoruz. Görüş mesafesi gittikçe düşüyor. Sırt hattının bir altındaki geniş çayırlık alanda bizi, önceki günlerde yağan fakat hala erimemiş karlar karşılıyor. Yürüyüşe katılan birçok kişi için mevsimin ilk kar dokunuşu. Yine de kardan adam yapabilmek için yeterince yok. Evet. Yine bir çeşme başı. Sisten dolayı görüş mesafesi düşse de kendini gösteriyor. Tüm çayırın hayat kaynağı benim der gibi mütevazi bir şekilde akıyor. Çeşme başını ve karların erimediği yeşil çayırları bırakmak zor olsa da yolcu yolunda gerek. Adımlar atılmaya başlıyor. Koru Dağların bölgemize göre doğusunda kalan sırt hattına çıkıyoruz sonunda. Bu sırt hattı aynı zamanda burada yapılmış olan rüzgar türbinlerinin de yolu. Adımlarımız Panayır Çeşme'ye yine doğru yaklaşıyor.
Burası bahar aylarında piknik yapılan manzarası güzel, geniş çayırlık bir alan. Fakat şu an sistem dolayı görüş mesafesi oldukça düşük. Hayvan sulaması için yapılan minik bir gölet vardı. O da susuzluktan nasibini almış, kurumuş gitmiş. Yemek molası olarak belirlediğimiz alan burası. Ekip Sikel'den bir şeyler yiyor. Gelenek olduğu üzere hep birlikte kapak fotoğrafı için pankartımızı açıyoruz. İşler sırasına çekilen fotoğraflar daha sonra Facebook, Instagram gibi sosyal medya kanallarında da paylaşım açılıyor. Geri dönüş yolunda incecik yağan yağmura bir ara kuvvetli bir boyraz esintisi de dahil oluyor. Yürüyüşçüler seri adımlarla yola devam ediyorlar. Elmalı köy gözüktüğünde incecik yağan yağmur gittikçe azalıyor ve bulutlar dağılıyor. Köy girişinde koyun ağlarında bir telaş. Tabii ki koyun olan yerde bir de sevimli dostlarımız diye hitap ettiğimiz çoban köpekleri var. Bu kez gördüklerimiz ise minik yavrular. Kendi aralarında oynaşıyorlar. Evet Erdal Bey, sizin de duygularınızı alalım. Bugünkü yürüyüşümüz güzeldi. Yağmurla başladık, yağmurla bitirdik. Ama katılımcılar da memnun, biz de memnunuz. Sağ olsun başkanımız güzel bir parkur ayarlamış. Bugün de güzel bir yürüyüş oldu. Doğa yürüyüşü yaptık yağmurla beraber. Derelerde su kalmamış, yağmur az yağmış.
Gençlerimiz iyiydi. Keyifli bir yürüyüş oldu. Keyifli bir yürüyüş oldu. Katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Herkes mutlu ayrıldı. Bence. Teşekkürler. Serap abla, sana da söz hakkı verelim. Duygu ve düşüncelerini alalım. 5 yıldır Gökçek'te dağ boyu, kar, kış, kış, yağmur, çamur, rengör yürüyorum. Çok mutluyum. Doğada huzur var. Herkese öneriyorum. Yağmur, çamur, rüzgar kaçmıyor. Şifa. Şifa bulun. Herkese sevgiler saygılar. Teşekkür ederim. Ve bir keşando çek faaliyeti daha sona eriyor. Yürüyüşçüler bir sonraki faaliyet için bir haftanın geçmesini bekliyor. Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.